Necdet Hocam, Aliye'yi ilk fark edişiniz hangi yıllardır, hangi vesileledir? Böyle bir başlangıç sorusuyla başlamış olalım. Buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum bütün katılımcılara. Başta size olmak üzere çok değerli arkadaşım Mahmut Hakkı Akın'a ve bizi ekranlardan izleyen, dijital bir bağlamda izleyen değerli arkadaşlarımıza, dostlarımıza selam ediyorum. Benim rahmetli Aliya İzzet Begoviç'le tanışmam tabii ki kitapları üzerinden oldu ve bendeki kayıtlara bakılırsa 1987. Çünkü şöyle, Doğu ile Batı arasındaki İslam çıktığı yıl, ben daha yeni üniversiteyi bitirmiştim. Bir yıllık öğretmendim ve o süreç içerisinde de okuduğumu hatırlıyorum. Benim için çok sarsıcı bir kitap olduğunu da söyleyebilirim. Siz çok hızlı geçeceğim soruların cevaplarını kısa kesin deyince neyi ne kadar konuşacağım bilemiyorum ama yani isim olarak da sima veya işte ne bileyim sembol olarak da İzzet Begoviç'le ben ondan daha önceki tarihlerde ne yazık ki herhangi bir şekilde tanışma fırsatım olmadı. Bu Türkiye düşüncesinin, Türkiye'nin İslam düşüncesiyle kurduğu irtibatın fukaralığını ifade ediyor. 1987'de aklımız sıra pek çok şeyden haberdardık ama İzzet Begoviç o kadar gecikmiş olarak gündemimize giriyor. Bu değerli kitapların yazarını yoğun olarak Bosna Savaşı üzerinden tanımış olmak, bu da ayrıca bir hüzün kaynağı. Gerçekten de mesela İslam Deklarasyonu'na baktığımız zaman böyle bir metni kaleme alan ismin, önderin, rehberin nasıl olup da bu kadar geç bizim dünyamıza ulaştığını hakikaten hayıflanarak dile getirmek istiyorum. Hocam kitaplar üzerine inşallah daha uzun konuşacağız. Ben hemen bu sizin girişiniz üzerine başka bir soru yönelteyim. Kitaplar üzerinden Aliye İzzet Begoviç'i fark ettiniz. Onun varlığını ve görüşlerini fark etmiş oldunuz. Peki o gün ilk fark edişinizdeki size yansıyan Ali ile, Aliye ile bugün biraz daha olgun bir yaşta düşüncelerini bir anlamda olgunlaştırmış bir Necdet Subaşı olarak bu ikisi arasında Aliye'yi yorumlama biçiminiz nasıl? Ya da soruyu biraz daha genişleteyim. Aliye Türkiye'den buradan nasıl gözüküyor? Bizim için ve sizin için ne ifade ediyor? Yani çok karışık duygular. 1980'lerin sonlarına doğru biraz ne bulursak okuruz havasındaydık. Öğrenme çok yoğun bir şekilde gerçekleşiyordu. Biraz da kendimizi inşa etme, bir kararda durmak, bir yol tutturmak gibi bir hevesimiz vardı. Böyle bir çoğul okuma içerisinde İzzet Begoviç de hayatımıza girdi. Böyle bir sürecin parçasıdır. Öncelikle onu söylemek isterim. Ben ilk okuduğumda onu bir entelektüel olarak, batıda, batı merkezinde gelişmiş bir Müslüman aydın olarak tanıdım. Ancak zaman içerisinde ilerleyen koşullar, yaşadığımız tecrübeler, Bosna Savaşı vesaire gibi İzzet Begoviç'in bizim üzerimizdeki ağırlığını, değerini olağanüstü bir şekilde yükseltti. Ve biz gerçekten bu süreç içerisinde pek çoğumuzun bilge kral diye andığı yüce bir insanı tanımış olmanın bahtiyarlığına eriştik. Benim için tabii değişti aslında, anlamları çok değişti. Mesela İslam Deklarasyonu'nda tanıştığımda böyle bir Seyyid Kutup Mevdudi rüzgarının oralara kadar eriştiğini, oralarda da farklı bir dilin kendine bir mecra bulduğunu öğrenmiş olduk. Ben her zaman İzzet Begoviç'in benim zihnimde başından bugüne kadar herhalde hep denge adamı olarak hatırlanabilir. Yani hep böyle bir makuliyet peşinde, hep böyle Doğu ile Batı arasında bir denge. Doğu'ya karşı abartılı bir hayranlığı yok, Batı'ya karşı abartılı bir düşmanlığı yok. Bizi yoran şeylerin çoğundan uzak, üstelik bizi yoran şeylerin çoğuyla uğraşmasını bekleriz. Ama öyle yapmamış. Hapislerde geçmiş ömrünün uzunca bir dönemi. Mücadele adamı, savaşın ortasında büyümüş. Orada yaşlanmış. Ama buna rağmen mesela ben onun yaşadıklarını yaşasaydık bu kadar makul olur muyduk diye kendi kendime soruyorum. Ve çok zorlanıyorum açıkçası. Hocam böyle bir başlangıç yaptık sizinle. İsterseniz Mahmut Akın hocamıza da benzer soruları yönelteyim ben yavaş yavaş. Sonra tekrar size döneceğiz. Cevap vereyim. Ben Aliye'yi ne zaman fark ettim? Sanıyorum
sizden biraz daha sonra fark ettim. Sonraki yıllarda fark ettim. İstanbul'da fakültede okurken ve Bosna Savaşı'nın başladığı dönemlerde İstanbul'dan biz fakülteli öğrencilerle, arkadaşlarımızla Kırklareli Galatasaraypaşa kampına giderdik. Kırklareli Galatasaraypaşa kampı o zaman Bosna Savaşı'ndan etkilenen Boşnak soydaşlarımızın, Boşnak vatandaşlarımızın misafir edildiği ve çoğunlukla kadınların ve çocukların olduğu bir kamptı. Galatasaraypaşa kampına henüz üniversiteli bir öğrenciyken herhalde defalarca gidip geldik. Ve Boşnakların sanıyorum o ilk kahve tutkunluğunu falan da oradaki kampta görmüştüm, fark etmiştim. Neredeyse girdiğimiz her odada bize hemen bir kahve ikram ediliyordu. Tabii Ali İzzet Begoviç'i de fark edişimiz, o sesini, konuşmasını duymaya başlayışımız da benim o dönemdi. Mahmut Hakkı Akın hocamız herhalde ekrana arkadaşlar. Ama geçiş yapmamız gerekiyor. Öyle konuşmamıştık. Yapmamız mümkünse ama yok derseniz böyle devam edeceğim. Hep ben ekranda kalayım. Hocam Mahmut şöyle diyor arkadaşlar. Ona uyalım. Bunlar dijital canlı yayının öğrettikleri. Diyorlar ki Necit Hoca'yla bütün süreci tamamlayın sonra Mahmut Hoca'ya dönün diyorlar. Bu da benim için iyi oldu. Tamam. İçin iyi oldu. Mahmut Akın hocamızı kenarda bekleteceğiz şu anda. Necit Hocam peki ben demin kendi hatıramı anlattım. Siz Ali'yi fark edişinizi anlattınız. Ama Türkiye'de Ali'yi neredeyse herkes seviyor. Yani bugün bir kamuoyu araştırması yapsak Ali İzzet Begoviç'in adını duydunuz mu diye çok yüksek bir rakam çıkacağını zannediyorum. Hatta Türkiye'deki birçok mütefekkir, birçok düşünce adamı, hatta siyasetçiden daha fazla isminin bilinirlik oranında çıkacağını tahmin ediyorum. Ama bunun yanı sıra sadece isminin bilinmesi değil, çok seviliyor. Ve neredeyse bir Mevlana gibi, bir Yunus Emre gibi sık sık sözleri ve dizeleri paylaşılıyor. Neden sevdik Ali İzzet Begoviç'i bu kadar? Türkiye halkı, Türkiye'deki insanlar, Türkler neden bu kadar çok sevdiler? Ya bunun üzerinde durmamız gerekir. Ben Ali'ye karşı hayranlık besleyen, onu böyle yüksek bir duyguyla hatırlayan ve seven insanların kitaplarını okuduklarını sanmıyorum. Zaten ben kitaplarını okumalarını falan da açıkçası beklemem. Ama nasıl oluyor da okuyanlar da okumayanlar da, düşüncelerine nüfuz edenler de etmeyenler de böyle bir Aliye rüzgarının peşinde olabiliyorlar. Bu nasıl bir imajdır? Önce şunu söyleyeyim, bunu Allah sevdiriyor ya. Ben bunu öyle çok teorik, ne bileyim pozitif bir bilgiyle açıklayacak durumda değilim. Türkiye'de sağdan da soldan da siz de hatırlıyorsunuz pek çok insan Bosna hikayesine çok ciddi destek verdi. Kalbi onlarla beraber attı. Ben Türkiye'deki bazı siyasi aktörlerin de hani alıştığımız gibi sadece Erbakan Hoca'nın değil, başka siyasi aktörlerin de Aliye'ye karşı derin bir hürmet beslediğini ve ona yakın durmak, ona destek olmak için çaba sarf ettiğini hatırlıyorum. Yani kendisini de Konya'da bir kez ama çok dar bir vakitte oldukça hasta bir haliyle görmüş olmanın bir huzurunu da burada hatırlatmak istedim. Yılı hatırlayamıyorum. Bugün çok düşündüm hangi yıldı diye. Birkaç arkadaşı da aradım ama çıkaramadım. İzzet Begoviç'in sanırım hasta olarak katıldığı ve yarım bıraktığı bir konuşmasına katılmıştık. Son derece dar bir ortamda. Niye seviyoruz? Mazlum. Niye seviyoruz? Tutarlı. Bir çizgi yok. Hayatında bir herkesin diline düşecek, dilinde dolaşacak herhangi bir tuhaf hikayesi yok. Entelektüelliği bir kibir değil. Topluma ve kendi milletine karşı hoyrat, onları acımasızca eleştiren ya da onların önünde olmayan, aralarda sıvışıp giden bir lider değil, ortasında değil, önünde. Rehberliği aldatıcı ve uçuk bir rehberlik değil, rasyonel, makuliyet peşinde olan bir şey. Ayrıca da iyi bir Müslüman. İyi bir Müslümanı herkes sever. Ben hep böyle düşünmüşümdür. Yani iyi bir Müslümanın böyle kaybolacağını hiç inanmadım. Peki hocam, bunlar güzel şeyler. Bu Aliye'yi çok seviyor olmanın, demin söylediğim gibi Ali İzzet Begoviç'ten bir Yunus Emre, bir Mevlana, Celaleddin Rumi, hatta Ahmet Yesevi gibi bir
kimlik çıkarmış olmanın bir olumsuz yönü var mı? Aslında şunu söylüyorum. Okumadan, Aliyet Begoviç'in kitaplarına bakmadan, onun o fikri çabasına paydaşlık etmeden sürekli vecize paylaşmak gibi bir indirgemeci durumla karşı karşıyayız. Burada acaba bir kolaycılık mı var? Birinci sorum bu. İkinci sorum da Aliyet Begoviç'i farkında olmadan ya da farkında olarak araçsallaştırmış mı oluyoruz? Yani bazen onu bir muhalefet lideri, bazen bir öz eleştiri vesilesi. Çünkü birkaç gündür özellikle Twitter'da Aliya'dan paylaşılan, çok paylaşılan sözlere baktım, cümlelere baktım. Ve o cümlelerin bizim iç siyasetimize taalluk eden, Türkiye'nin durumuna taalluk eden yönleri var. Bazen öz eleştiri, bazen muhaliflik, bazen de tam tersine bir empati oluşturma amacı güden şeyler var. İki soruyu ben sizden cevabını duymak istiyorum. Yani birincisi bu araçsallaştırmanın getirdiği bir problem var mı? İkincisi de okumadan sadece vecize paylaşmak gibi bir problem yaşıyor muyuz? Şimdi Erol Bey, bu kaçınılmaz bir şey. Her şeyi tüketiyoruz. Yani kuşkusuz Aliya da tüketecek. Elimizde dolaşacak. Biz onu istismar edeceğiz. Araçsallaştıracağız. Olmadık yerlerde kimileriyle olan kavgamızı alet edeceğiz. Cesaretle söyleyemediğimiz şeyleri Aliye'yi konuşturarak, Aliye'yi ortaya atarak, onun herkes için saygın, herkes için yüce olan duruşundan, karizmasından yararlanarak bunu yaparız. Bu bir cibilliyet meselesi biliyorsunuz. Bunun üzerinden ilerlemenin bir anlamı yok. Öte yandan yine rahmetle anmamız gerekir. Akif Emre'nin, ki biliyorsunuz kendisini İzzet Begoviç'i tanımaya, tanıtmaya adamış bir insandır. Allah rahmet eylesin. Akif Emre bir yandan Aliya ile ilgili oldukça muhteşem sayılabilecek çalışmalara öncülük ederken, bir yandan da onun kürtleştirilmesinden, onun böyle bir seremonik bir anmaya dönüştürülmesinden, kuşkusuz demin sizin de vurguladığınız gibi belli belirsiz şekillerde istismar ve araç sallaştırmasına karşı çıkıyordu. Bu olur. Tarihte bütün böyle büyük kahramanlar, iz bırakmış liderler, topluma öncülük etmiş aktörler bu tür istismarlara da maalesef açık hale gelirler. Ama bunlar olacak. Biz bunlarla ilgilenmemek zorundayız. Bizim yapmamız gereken şey bugün Aliya'nın bize ne söylediğine odaklanmak. Aliya'dan bize kalanın ne olduğuna. O da bir insandır. Bunu hatırlatmak durumunda kaldığımız için de üzgünüm. İnsandır. Herhalde bize düşmez söylemek ama belki zaafları, zayıflıkları da vardır. Ama ben bir düşünce adam, entelektüel, mücadele adam olarak baktığımda onu saygıdeğer bir insan olarak hepimiz için söyleyeceği şeyler olan, belki de söyleyeceklerini tamamlayamadan gitmiş bir insan olarak selamlamak durumundayız. Hocam, isterseniz burada dediğim, ben tam sizin söylediğinizi bir soruya dönüştürerek biraz daha konuyu açmanıza yardımcı olayım, vesile olayım. Aliya'nın bir Müslüman olarak dini düşünce yönü var. Avrupalı bir Müslüman olarak entelektüel bir kapasitesi ve söyledikleri var. Ve burada yola çıkarak hem Doğu'ya ama özellikle de işte İslam Deklarasyonu'nda ortaya çıktığı gibi Müslümanlara söyledikleri var. Aliya'nın dini ve entelektüel mirası hakkında nasıl bir analiz yapmak istersiniz? Doğu'ya ve Müslümanlara söyledikleri noktasında böyle bir listeleme yapmamız mümkün mü? Yani tabii iyi ki bunu sordunuz. Yani herhalde Aliya'nın bu tarafını konuşmak lazım. Avrupa'nın göbeğinde yaşayan ve kendi yaşamı içerisinde Avrupa'nın bizim çoktan öldüğünü, sindiğini ya da kapandığını düşündüğümüz yanlarını Bosna mücadelesi üzerinden ortaya çıkaran bir insan. Biz mesela Bosna olmasaydı Avrupa hakkında insan hakları vesaire gibi konularda herhalde çıtayı onların yukarıda tuttuğunu düşünecektik. Ama Bosna bize kral çıplak dedirttirdi. Bu önemli bir şey. Bunu biz buna borçluyuz. Aliya'nın mücadelesine borçluyuz. Ama daha ileri gidecek olursak bütün kasvetli tanıklıklarına, bütün acı, hapishane hayatı ve başka şeylere rağmen onun, mesela biz Müslümanlara abartısız bir Doğu ve Batı bilgisi edinmemiz konusundaki yönlendirmeleri çok önemli. Mesela bizim Batı ile olan ilgimizin, ilişkimizin, Batı hakkındaki muayilemizin
nasıl olması gerektiği konusunda Aliyah'ın bize gerçekten çok değerli katkıları var. Onun söylediklerine bizim genç kardeşlerimizin mutlaka kulak vermesi lazım. Böyle ölçüsüz batıcılık ve ölçüsüz batı düşmanlığı, ölçüsüz doğu hayranlığı, ölçüsüz doğu düşmanlığı Aliyah böyle bir bağlamda her şeyden önce dengeyi, makuliyeti temsil eden bir isim olarak ortaya çıkıyor. Demin başlangıçta da konuya girerken söylemiştim. Yaşadığı bütün trajedilere rağmen, kişisel hayatında yaşadığı bir takım kayıplara, hüzünlü hikayelere rağmen onun bu dengeyi, bu feraseti ortadan kaldırmaması, buna devam ettirmesini hayranlıkla takip ettiğini söylemek istiyorum. Onun derdi zaten ifrat ve tefrit arasında gelgitlerle yaşayan bir Müslüman toplumun nasıl tekrar eski muvazenesini yakalayabileceği konusunda bir çaba göstermek. Bu anlamda hem Batı o özellikle Doğu ve Batı arasındaki İslam başlangıçta ifade ettiğimiz kitap aslında bu dengenin nasıl kurulacağı konusunda hem Doğu'yu hem Batı'yı dikkatli bir şekilde okumanın nasıl mümkün olacağı konusunda gerçekten çok önemli işaretler, yol göstermeler, yönlendirmeler yapıyor. Bunun dışında bize yani uyuyan yılanın nerede olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Bugün gün boyu da aklımdaydı. Yani İzzet Begoviç bize ne öğretti? Uyuyan yılanı öğretti, gösterdi. Onu gösterdi bize. Ama bizim ona öğretmenlik yaptırmamızı da istemedi. Onu bize öğretmen olmasını da istemedi. Bizim onlardan öğreneceğimiz kötülüğü meşru bir zeminde kullanmamızı da ahlaki olarak doğru bulmadı. Bize hep Müslüman kalmanın, hep Allah'a yakın olmanın yollarını gösterdi. Bu öyle kolay da değil. Yani büyük bir öfke patlamasında bizim adil, merhametli bir tavır ortaya koymamız çok da kolay gözükmüyor. Fakat Aliye ile ilgili bütün aktarımlar, yani demin de sordunuz ya, bu koca millet nasıl Aliye'de uzlaştı? Aliye'nin kişiliğinde, mirasında, onun dengeli siyasetinde ya da entelektüel vicdanında nasıl oldu da bir uzlaşı yarattı? Belli. Ondan mesela anekdot olarak aktarılanlar, Instagram'da paylaşılanlara bakın. Hep insani, hep böyle saf, temiz, nasıl söyleyeyim, oldukça muhkem İslami temsiller. Bu kime nasip olabilir ki yani? Bu güzel bir şey aslında. Hocam iki somut Aliye'den aktarmak istiyorum. İki somut muhteva aktarmak istiyorum. Belki doğrudan somut cümle olmaz ama onun için muhteva dedim. Birisi eğitimle ilgili yine çok paylaşılan bir cümlesi. İşte İslam ülkelerindeki doğudaki üniversitelere felsefe dersi, düşünme dersi, düşünce dersi konulmasıyla ilgili bir yaklaşımı. İkincisi de bugünlerde okudum. Üç arkadaşımızın yazdığı bir makale. Aliyet Begoviç'li kadın ve aile yaklaşımı diye. Mesela orada da şöyle bir cümlesi var. Çok yine anlam olarak aktarıyorum. İslam dünyasında diyor kadının yeri çok sorunludur. Ama bu sorunlu hali Avrupalı gibi olmayışından değil. Aksine İslam'a uygun olmayışındandır diye. Bunu söylemek kolay bir şey değil. Tabii çok sizin başından beri vurguladığınız o inadına makuliyet, inadına mutedillik çizgisini sürdürüyor. Mesela o üniversitelerde düşünce temelli derslerin olmasıyla ilgili yaklaşımına ne dersiniz? Buyurun. Bugün ben bir öğrencimle de tezi etrafında oturup muhabbet ediyorduk. Orada da benzer şeyler konuştuk. Yani kadın konusunda, doğru ve sağlıklı düşünce konusunda bizim şimdiye kadar gerçekleştiremediğimiz, ertelediğimiz, kendi kaynaklarımızla bütünlüklü bir ilişkiye geçmeyişimizden kaynaklanan hasarlar şimdi batıyla telafi etmeye çalışıyoruz. Oranın uyarması, oranın bize bunu hatırlatması da yanlış bir şey değil. Onu da artık yani çok fazla utanmaktan da vazgeçmek ve doğruyu bulmak zorundayız. Ama bugün geldiğimiz noktada gerçekten de doğru olan nedir? İslam bize ne söylemektedir sorusunu ertelediğimiz ve kapattığımız için bunları da işte yeni kuşaklar başka bir mecra üzerinden öğreniyorlar ve bize İslam'da varsa nerede hani diyorlar. Nerede hani diyorlar ve nerede hani sorusu bizi paniğe sürüklüyor. Böyle bir durumda ne yapacağımız konusunda da açıkçası bir cevabımız yok. Oysa vakti zamanında süreç kendi doğasında ilerlerken
kaynaklarımızla, referanslarımızla sağlıklı bir temas kursaydı. Onu sürekli yenileyebilen, onu ihya eden, onu tecritle yeniden yeniden tahkim eden bir çabamız olsaydı, bugün herhalde bu tür çok sıradan, çok belki de haklı gerekçelerle önümüze gelen bir takım soruları yüz kızartacak bir şekilde karşılamazdık. Yüzümüz kızarıyor şimdi. Doğru. Neden? Çünkü bizim kendi gafletimizden, ihmalimizden kaynaklanan şeyler. Ali ya bunu başından beri hatırlatıyor. Mesela İslam Deklarasyonu, Doğu ile Batı arasındaki İslam aslında bizi bir ayna tutuyor. Bizi bir hesaplaş, bizi kendi içimizde, kendi hikayemizde bir nasıl söyleyeyim, gözden geçirmeye davet ediyor. Böyle entelektüellerin, böyle sağlam, tutarlı, referanslarıyla ciddi ilişkiler kuran insanlara çok büyük ihtiyacımız var. Çok var. Hocam aslında başından beri şöyle bir sorunun cevabını da veriyoruz. Aliya düşüncesi diye tanımlayabileceğimiz, hatta literatüre dahil edebileceğimiz bir düşünce disiplini var. Bir yaklaşım var, bir dünya görüşü var. Bunu aşağı yukarı siz konuşmanızın başından itibaren işaret ediyorsunuz. Ama yine de Aliya düşüncesinin oturduğu temeller nedir dediğimiz zaman ilave edeceğiniz hususlar var mıdır? Yani mutlaka yani onları söylemek lazım. Lütfen. Yani Aliya dediğimiz ondan kalan temel ölçütler nelerdir diye bir böyle bir sıralamaya, bir seri arka arkaya düşünceleri ifade etmeye ihtiyaç var. Bunu toplamda İzzet Begoviç'in bize bıraktığı külliyatın üzerinden giderek bunu söyleyebiliriz. Ama külliyata bakmadan öncelikle Aliya'nın kendi duruşunun tek başına bize bir şey söylediğini ifade etmek lazım. Demin de söylediğim gibi sevilmiş olmak, herkes tarafından saygı görmek, onun entelektüel mirasıyla yüz göz olmayanların bile ona hayranlık duyması, demek ki insanın duruşuyla alakalı bir şey bir kere. O duruştaki, o tutarlılığı öncelikle saygıyla hatırlamak gerekir. Ama onun ötesinde de ben o filmlerde kişisel okumalarımın bana öğrettiği şeyleri belki sıralayabilirim. Ciddi bir adalet duygusu, her konuda ama bir denge duygusu, merhamet, bilgi, sahih bilgiye duyduğu ihtiyaç ve bunu sürekli takip eden bir bilgi, sahih bilgiden korkmaması, sahih bilgiyle karşılaştığında kendi doğruları ya da iddialarından vazgeçmeyi göze alması, kompleksleriyle yüzleşmesi, zaaflarımızı gözden geçirme konusunda hiç sınır tanımaması, kendimize eğer bir sorgu yapılacaksa bunu önce kendisinin yapmayı tercih etmesi, hep vurgulandı, bütün konuşmaya neredeyse ağırlığını veren bir durum var, denge, aşırılıklardan uzaklık, aşırılıkları ifrat tefrit anlamında uzaklık olarak ifade etmekte yarar var. Hesaplaşma yüzleşme konusundaki cesareti ve bunun sonuçlarına katlanma konusundaki sadakati, ümidi asla kaybetmemesi, ümitten vazgeçmemesi, sürekli gözünü, sürekli ufkunu ileriye doğru yöneltmesi ve asla korkuya yer vermemesi, paniğe yer vermemesi, insanların moralini bozmaması, en zor durumda bile bir ışığın peşine düşmeyi bilmesi, hep hareket halinde olması, asla durağanlığı, asla durmayı tercih etmemesi, pasifliğe karşı ilkesel bir duruş sergilemesi, bütün yeteneksizliklerimize, bütün zayıflıklarımıza rağmen hep hareket halinde olmak konusundaki uyarıcı yolları, Türkiye'de karşılığının biraz problemli olduğunu düşünmekle birlikte yine de söylemekten çekinmemek gereken bir durum yenilikçi olması. Bu yenilikçilik eskiden beri sürekli bir şekilde var olan, devam eden bir şeyi reddetmek ve onun yerine uçuk, böyle şımsevdi ilgilerle üretilmiş bilgilere yakın olmak demek değil. Yenilikçilik tazelenmek anlamında. Evet. Tazelenmeyi seviyor. Yani havalandırmayı seviyor. Açmayı seviyor. Bunları yeniden inşayı seviyor. Benim çok hoşuma giden bir tarafı putlarını reddetmesi, kendini putlaştırmaması ve ideallere yönelik heveskarlığı. İdealleri sürekli canlı tutuyor ve onların ölmesine, kurtlanmasına, kirlenmesine izin vermiyor. Bir İslam'ı bir orta yol dini olarak, bir orta yol üslubu olarak öne çıkarıyor. Bunu İslam'la Hristiyanlık arasında bir denge olarak önümüze çıkarıyor, önümüze koyuyor. Ve durmayı değil bakmayı ama hep ileriye bakmayı bizi tavsiye ediyor. Benim böyle o mübarek insan hakkında belki özetleyebileceğim şeyler bunlar ama bundan daha fazlası olduğunu da biliyorum.
Hocam son soru size soracağım. Aşağı yukarı 35 dakikayı bulduk. Daha sonra Mahmut Akın hocamıza döneceğiz. Aliyan'ın kitapları var. Onun aynı zamanda bir düşünür olduğunu, bir düşünce adamı ve bir yazar olduğunu bahsettik ve konuşma aralarında kitapların adını da geçirdik. Ama diyelim ki bugüne kadar Ali Ezzet Begoviç'in hiçbir kitabını okumamış. Bir arkadaşımız şu anda bizi dinliyor ve ya ben yarın sabah bu kitapları alayım ve okumaya başlayayım diye düşünürse nasıl bir sıra önerirsiniz? Yani önce şunu oku, sonra bunu oku. Hatta şunu 3 defa oku diyebileceğiniz bir yaklaşım var mı? Ben bu sırayla okumadım. Ben çıktıkça okudum. Onun için ancak bir böyle bir yoğunlaşarak bir tercihte bulunmak mümkün. Hani siz de çok iyi biliyorsunuz. İslam dünyasının 50'lerde, 60'larda, 70'lerde yöneldiği ilgiler farklılaştı biliyorsunuz. İslam dünyası nasıl içine düştüğü bataktan çıkabilir? Nasıl bir din dili üretmemiz gerekir? Hem Batı karşısında, hem Doğu karşısında, hem miskinlik karşısında, hem maneviyatçılık karşısında, hem pozitivizm karşısında nasıl bir sağlıklı bir Müslüman yapısı ya da düşüncesi üretilebilir? Bu İslam dünyasında pek çok insanın sorunu olarak önümüze çıktı. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Mesela rahmetli Seyyid Kutub'u hatırladığımızda aklımıza yoldaki işaretler geliyor. Rahmetli Mevdudi'yi hatırladığımızda, hani böyle anahtar kitap anlamında söylüyorum. Kur'an'a göre 4 terim geliyor ki bunların hepsi biliyorsunuz çok etkileyici kitaplardır. Dünyayı etkilemiştir, bunu kabul etmek lazım. Bu anlamda İzzet Begoviç'in hem büyüklüğünü gösteren hem de derinliğini bize öğreten bir kitabı var, İslam Deklarasyonu. Kısa bir kitaptır, küçük bir kitaptır ama oldukça erken yaşlarda daha İslami dediğimiz o hareketin içinde daha yeni katıldığı yıllarda düşüncelerini ifade eden bir manifestodur. Dolayısıyla ben onun sadece hayranlıklarımızı derinleştirmek için değil, Aliye ne söylüyor kronoloji içerisinde takip etmek için okumamız gerektiğini düşünüyorum. Benim hani eğer genç arkadaşlara önermek söz konusu ise biraz hafiften gitmek iyi olur. Hani böyle ağır kitaplarla yorulmalarını da istemem. Onun için mesela Tarihe Tanıklığım güzel bir biyografik çalışmadır. Oradan gidilebilir. Doğu ve Batı arasındaki İslam güzeldir ama biraz ağır bir kitaptır. İtiraf edeyim ki ben de çok erken zamanlarda böylesine ağır bir kitabı okumak zorunda kaldım. Ama ancak yıllar sonra tekrar okuduğumda onun gerçek değerini kavrama imkanına sahip oldum. İlahiyat Fakültesini bitirdiğimde hani dedim ya ne bulursak okuyorduk falan diye. O çerçevede okumuştum ve ziyan olduğumu düşünüyorum ama 10 yıl 15 yıl sonra tekrar okuduğumda onun öğretici formunu daha yakından gördüm. Yine kolay bir kitap, konuşmalar okunabilir. Bir de şimdi Hakkı Hocam geliyor tabii esas. Hakkı Hocanın önerilerini ben çok daha fazla önemsiyorum. O bir akademisyen, bir sorumluluk sahibidir. Müslüman entelektüel olarak İzzet Begoviç üzerine çalışmış bir arkadaşımızdır. Benimkisi bireysel bir hayranlıktır. Ortalama bir Müslümanın gösterebileceği duyarlılıkları ben ancak yansıtabilirim. İslam Deklarasyonu'yla başlamak, Tarihe Tanıklığımı kaçırmamak, Özgürlüğe Kaçışı mutlaka okumak, Doğu ve Batı arasında İslam'ı da şöyle bir başka hiçbir şey okumadan, yoğunlaşarak, konsantre olarak ne söylüyoruz odaklanmak üzere okumak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir not almışım. Konuşmacılarımızdan o başta biraz böyle eleştirir gibi yaklaştığım şeyi ben de yapacağım. Ali İzzet Begoviç'ten böyle bir cümle paylaşmak gerekirse o sizin için hangi cümledir diye merak ettim. Eğer hazırda bir cümleniz varsa duymak isteriz. Hocam artık yani bir şey ezberde olunca sanki anlamını da kaybediyormuş gibi bir şey oluyor ama onun Doğu ve Batı arasında İslam'ın son cümlesi var. Ey teslimiyet, senin adın İslam'dır. Ben onu özellikle paylaşmak isterim. Rahmetle anıyorum. Allah razı olsun. Necdet Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi Mahmut Hakkı Akın hocamızla sohbet edeceğiz. Size çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizi uğurluyoruz.